Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Sol Bilim ve Aydınlanma programında uzay ve uzayı fotoğraflamak üzerine konuşacağız. Bugün Uygar Mithat arkadaşımız burada. Lisansta biyoloji okuyan arkadaşımız özel sektörde çalışmaya devam ediyor. Daha sonrasında bilim merakı, doğayı, uzayı keşfetme merakı fotoğraflara doğru uzanıyor. Uzayı fotoğraflamaya başlıyor. Biraz Uygar'ın kendisinden de kendisini dinleyebiliriz. Hoş geldin Uygar. Merhabalar, hoş bulduk. Biz de evrim günlerinden tanışıyoruz daha eskiden. Ya şimdi Uygar, malum bugünlerde yukarı bakmak, aşağı bakmamak bugünlerin böyle yürek isteyen bir gündemi haline geldi. Yani Nazım'dan referansla dersek işte bu yeryüzünde esaret, işte yeryüzünde zincire vurulan insan ve başımızın üstünde ışıklı boşluklar, heyecan uyandıran, işte evrene açılan, insanı buna çok büyük bir dünya sunan bir şey var üstümüzde de. Ya büyük de bir çelişki yaşıyoruz işte. Yani bir etrafımıza bakıp bir de yukarıya baktığımızda arada büyük bir açı var, arada büyük bir zıtlık var. Biraz buralara da geleceğiz belki ama tabii ilk önce senin bu şahane fotoğraflarından ve genel olarak gökyüzüyle arandaki ilişkiden biraz bahsetmek istiyoruz. Hani onları senin anlatacağın şeyler var. Zor bir iş, emek isteyen bir iş. Hani gözlem yapmaktan daha fazla uzun bir emek isteyen bir kısmı var bu işin. Ben şeyi soracağım. Yani evet malzemelerini alıyorsun gidiyorsun. Bir bunları anlatsan bize nasıl kuruyorsun? Yani dünya hareketli bir şey. Gökyüzü, evren hareketli. Yani her şey hareket ediyorken sen neyi durduruyorsun tam olarak? Onu bize biraz anlatırsan. Evet. Bahsettiğiniz gibi aslında gökyüzüne olan ilgim biyoloji öğreniminden de gelen bir merak duygusuyla başladı her şeyden önce. Ve bu merakım giderek arttı. Görünmeyen objeleri görebilir hale getirme üzerine ve fotoğrafçılıkla birlikte kamera teknolojileri ve teknolojiyi takip etmekle birlikte zaten doğayla hep iç içeydik. Kamp kurmayı seviyoruz. Doğada, karanlıkta olmayı seviyoruz. Dolayısıyla hepsi bütün ilgi alanları bir araya gelip astrofotoğrafçılık adında bir tutkuya dönüştü. Ben artık ona hobi demiyorum çünkü hobiden çok daha öte benim hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Özellikle son bir yıldır pandemiyle beraber birçok vaktimi de oraya yöneltebildim. Kendimi hızlı bir şekilde geliştirmeye çabaladım ve nihayetinde bana bir kimlik kazandırdı aslında. Uzayı görmek, görmekten ziyade fotoğraflamak, doğada olmak kesinlikle bir hayatımın bir parçası haline geldi. Dünya dönüyor. Aslında evren de hareketli dediğiniz gibi. Fakat biz bunu çeşitli teknik cihazlar kullanarak, kundak adını verdiğimiz motorize ekipmanlar kullanarak dünyanın dönüş hızını simüle ederek gece boyunca aynı objeye odaklanıp kadrajı sabit durarak tutarak fotoğraf çekebiliyoruz. Bunları da böyle her geçen gün yeni şeyleri öğrenerek de aslında ilerletiyorum. Beni en çok cezbeden yönlerinden biri bu tutkunun öğrenme sınırı yok. Bu çok keyifli bir şey. Uzay zaten her gün gelişen, her gün yeni şeyler öğrendiğimiz bir alan. Fotoğrafçılık da keza öyle. Ben de zaten canlıyı, evrimi merak eden biri olarak moleküler düzeyde evrimi, kozmik düzeyde evreni merak ettiğim için bu öğrenme açlığımı aslında bu tutkuyla doyurmaya çalışıyorum. Teşekkür ederiz. Çok heyecan verici gerçekten. Uzayda başka yaşam var mı? Oralara da geleceğiz belki sorarsan. Orası biraz tabii ki spekülasyon kısmı olarak olacaktır ama ya dünyanın hareketinden yani dünya hareket ediyor o zaman yani. Evren de hareket ediyor. Evrende hiçbir şey sabit değil, açılıyor. Uzakları çekiyoruz diyorsun. Uzaklar, evet derin uzay hatta uzakların daha da özel özgün bir adı var. Yani ne kadar uzak? Nasıl bu uzaklığı yakınlaştırıyorsun? Biraz onları bu uzay hani oranlasak ne Tabii. tür bir oran yapabiliriz? Tabii. Biz astrofotoğrafçılıkta uzaklığı kilometre cinsinden ifade etmek istediğimizde sıfırlar yetmediği için astronomlar demiş ki ışık yılıyla
ifade edelim uzaklığı. Ve bu süreçte şöyle düşünün, ışık bir saniyede 300 bin kilometre yol alabiliyor. Biz de bir cihaz yapalım, bir uçak yapalım ve bu uçağımız da varsayıyorum ışık hızında gidebilsin. Yani saniyede 300 bin kilometre hızla gidebilsin. Bu şu demek, kabaca bir saniyede dünyayı 7 kere turlayacak demek. 7,5 kere turlayacak demek, 40 bin kilometre çünkü çapı. Böyle bir cihaz yapalım. Benim çektiğim, örnek veriyorum, Andromeda galaksisi. Işık hızıyla bu cihaza bindim ve Andromeda'ya gitmeye karar verdim. 2.2 milyon yıl yol almam gerekiyor. Işık hızıyla giderek. Yani bundan sonra bütün fotoğraflarda zaten ben uzaklığı da ışık hızıyla yazıyorum. 5000 ışık yılı diyoruz mesela, ışık yılı. Işığın bir yılda aldığı yol demek. 2.2 milyon yıl, 2.8 milyon yıl Triangulum galaksisi örneğin. Dünyaya güneşin ışığının mesafeyi şu anda hatırlayamadım ama 8 dakika gibi, evet. Yani bunu oranlayarak belki düşünülebilir. Aslında görebileceğiniz bir astro fotoğrafında eğer 5000 ışık yılı uzakta diyorsa, o ışın 5000 yıl önce yola çıkıp ancak şimdi benim fotoğraf makinemin sensörüne ulaştığını düşünebiliyoruz. 5000 yıldır bana geliyor. Tarihsel bir şey çekiyorsun yani. Evet, geçmişte kalmış bir kesinlikle. Şey. En keyifli yanlarından bir tanesi de aslında o. Örneğin gökyüzünde bizi gözle görebildiğimiz bir takım yıldızı, Pleiades, Ülker takım yıldızı 440 ışık yılı uzaklıkta. 2020 yılında fotoğrafladım ben Pleiades'i ve 440 yıl geriye gittiğimde 1580. Düşünün, o ışık 1580'de yola çıktı. Ne oldu yola çıkarken? Tophane sırtlarında 3. Murat Taküiddin'in rasathanesini topa tutuyordu. Çünkü vebaydı, işte depremlerde o rasathaneden işte gökyüzüne bakıldığı için oldu dendi. Halk galeyana getirildi ve rasathane toplanırken o ışık buraya geldi. 2020 yılında benim kameramın sensörüne kondu. Ben de insanlara sundum o görüntüyü. Çok keyifli. O açıdan baktığında da çok keyifli. 2000 ışık yılı uzaklıktaki bir cismi fotoğraflıyorsun. İsa'nın yaşadığı dönemden geliyor belki de. Yani o çok tarihsel olarak baktığında keyifli, evet. Yani evet, tarihi bir büyüklüğü de çok etkileyici ama bir de tarihi de insanı hissettiriyor. Bu yanı da çok güzelmiş açıkçası. Bir soruya daha cevap vereyim hazır konusu açıkken. Bu kadar uzak bir cismi nasıl fotoğraflıyorum? Bu kadar uzak olmasına rağmen aslında cisimler gökyüzünde kapladığı alan itibariyle çok büyükler. Yani bunun için böyle aşırı 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 telezoomlu objektiflere ihtiyaç duymuyorum. Çünkü örneğin gökyüzüne aya baktığımızda görebiliyoruz gözümüzde. Fotoğrafladığım bir jellyfish nebula aydan çok çok daha büyük yer kaplıyor ama sönük. Biz o yüzden gözle göremiyoruz, parlak olmadığı için. İşte bu fotoğraf makinesi ve kameralarla, biz soğutmalı kameralarla çok uzun pozlamalar yaparak o sönük cismi artık görülebilir hale getiriyoruz aslında. O yüzden bu kadar uzak olmasına rağmen cisim çok büyük olduğu için fotoğraflanabilir oluyor. Teşekkürler. Ya evet, bu pozlama süresi biraz uzun bir şey sanırım zaten. Yani hani gittiğinde böyle bir işte çektim 2 saniyede gibi bir olay değil. Bir zaman veriyorsun ve arka arkaya bir sürü görüntü alıyorsun. Ve ondan sonra da hatta o görüntüleri birleştiriyorsun. Bilgisayarda işliyorsun kısmında var galiba. Biraz o sürece doğru nasıl geliyor, nasıl geçiyoruz, bir anlatabilir misin? Evet, yani saatler, geceler sürebiliyor bu fotoğrafları çekebilmem. Onlarca, belki de bazı zamanlar yüzlerce fotoğrafı siyah beyaz çekiyor benim kameram. Çeşitli darbant ve renkli filtreler kullanarak farklı kanallarını çekiyorum objenin. Örneğin yeşil filtreyi takıp çekiyorum. Yine elimde bir siyah beyaz fotoğraf var. Ama en son işlerken bilgisayarda yeşil ile çektiğim tüm fotoğrafları üst üste istifleyip görünür hale getirince diyorum ki sen bundan sonra senin üzerinde ışık olan yerler yeşil gözükecek fotoğrafta.
Senin işte kırmızıyla çektiklerim, sen artık kırmızısın dediğimde, o fotoğrafı üst üste biriktirdiğinde rengarenk bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Örneğin son 3 gecedir ben kamptayım aslında. Gece boyunca aynı objeyi çekiyorum 3 gecedir ve daha renkli halini görmedim fotoğrafın. Neredeyse 6-7 saat bilgisayarda minimum uğraşacağım ve renkli hale gelecek. Fotoğraf göze hoş gelen bir hale gelecek. Bu da gerçekten zaman alan bir süreç. O yüzden astrofotoğrafçılık aslında sabır da istiyor. Çünkü gecelerce çekiyorsunuz. Eğer yanlış çektiyseniz, örneğin fokus yanlışsa, odaklayamadıysanız o fotoğrafların hepsi çöp, bir işe yaramayabiliyor. Bu renklendirme konusuna da gelmek istiyorum ama bir de aklıma şu da geldi. Şimdi kara dediğim fotoğrafların oraya da geçmek istiyorum. Yani ışık vermeyen bir şeyin fotoğrafı çekilmişti hatırlarsam ve böyle çeken bilim kadını masanın üzerine böyle dizi dizi gigabaytlarca böyle şey sakladığı, depoladığı şeyleri diskleri dizmişti. Ve onlar da sanırım değil mi uzun süreler boyunca görüntü alınıyor ve o görüntüler birleştirilerek fotoğraf oluşturuluyor diye ben anladım. Seninki de benzer bir şey mi? Doğrudur. Yani onlarca fotoğrafı uzun pozlanmış. Örneğin cep telefonunu elinize aldığınızda fotoğrafı çekerken 1 bölü 250 saniye pozlarsınız. Sensöre 1 bölü 250 saniye ışık girer. Benim fotoğraflarımın çoğunda bu süre 10 dakikadır. Yani sensör açılır, 10 dakika boyunca ışık alır. Kapandığında bir fotoğraf, bir poz var elimde. Bunun gibi yüzlerce poz çekip üst üste koyunca daha net görülür bir astrofotoğraf ortaya çıkıyor. Bu benim için geçerli. Ama tabii her yiğidin yoğurt yiyişi farklı. Renkli kamera kullananlar da var. Normal DSLR kameralarla da çekenler var. Ancak ben soğutmalı bir astrofotoğraf kamerası kullanıyorum ve bu saniyede daha uzun pozlamalar alabiliyorum. Çünkü poz süresi arttıkça sensör ısındığı için bizim noise dediğimiz gürültü oluşuyor fotoğrafta. Bu da objeyi ön planda tutmaya karşı bir şey. Her tarafta gürültü oluşması. O yüzden sensörü sürekli belli bir sıcaklıkta, -15 derece örneğin, soğutarak uzun pozlamalar alabiliyoruz. Bilimsel çalışmalarda benzer şekilde çok uzun ve zaman alan, süreç isteyen bir çok uzun süreler fotoğraflanma ile oluyor. Teşekkürler. Ya evet, bu fotoğraflarda hile mi yapıyoruz sorusuna geleceğim o zaman. Yani renklendiriyoruz. Evet. Yeşil görüyoruz, mavi görüyoruz. Sen yani boyayan istediğine göre mi boyuyor, yoksa orada bir neyi boyuyorsunuz, ya da yani bu boyansın, bu boyanmasın diye söylediğin şeyler nedir? Yani bunun tek bir cevabı yok. Aslında ikisi de diyebilirim. Yani şöyle, örneğin bir galaksi fotoğrafını çektiniz, parlak büyük bir galaksi. Gerçek renkleriyle paylaşabilirsiniz. Çünkü zaten görünür bir obje. Ama çok sönük bir nebulayı paylaşırken gerçek renklerini koyduğumuzda sönük olduğu için obje ön plana çıkmayabiliyor. Bunun için de farklı renk paletleri kullanabiliyor astrofotoğrafçı. Bunu da fotoğrafı paylaşırken belirtiyor. Örneğin NASA'nın Hubble palet renkleri var. Bunlar da kullanılabiliyor. Ya da kişi nasıl istediyse onu da kullanabiliyor. Siyah beyaz da paylaşabiliyor. O artık işin astrofotoğraf sanatı aşamasına gidiyor. Çünkü bilimsel bir çalışma yapmıyoruz. Evet, bilime hizmet edebilecek çalışmalar yapıyoruz. O an çektiğimiz fotoğrafta bir öte gezegen olabilir, bir şey görebiliriz ya da meteoritler girebiliyor fotoğrafa. Ama doğrudan bir bilimsel çalışma olmadığı için bir işin sanat boyutu da var. Her astrofotoğrafçının kendi paletleri de var. Fotoğrafı nasıl sunmak istiyorsa öyle. Zaten bilimsel çalışma isteyen, ya bu akademisyenler tarafından çekilmiş, bu işin profesyoneli olanlar tarafından işlenmiş fotoğraflar da var elbet. Ancak benim fotoğraflarımda orijinal renkler de var. Hubble palet kullandıklarım da var. Elimden geldiğince bunu belirtmeye çalışıyorum izleyici için. Ben onları biraz da şey zannediyordum, yani mesela ayırdın, aslında ona da sormak istiyorum. Nebula var dedin. Nebula, galaksi, yani birbirinden nasıl ayrılıyor? Nebula dediğin ya da oradaki materyalleri, maddeyi daha doğrusu somut anlamda.
gaz ve toz diye bir çocukluğumuzdan beri duyduğumuz oradaki onları mı renklendi? Ben hep öyle hayal etmiştim aslında. Onlar renkleniyor diye. Galaksiler gök ada, yani üzerinde içinde milyonlarca yıldız barındıran gök adalar. Dolayısıyla çok parlaklar. Örneğin bize en yakın galaksi Andromeda oldukça parlak, yeterince karanlık bir yerden gökyüzüne baktığınızda, nereye de baktığınızı biliyorsanız Andromeda'yı çıplak gözle görebilirsiniz. O derece parlak ve büyük aslında gökyüzünde. Şimdi onu gerçek renkleriyle çekiyoruz tabii rahatlıkla. Nebulalarda ise, bulutsu yapılarda ise dediğiniz gibi gaz ve toz bulutu etrafındaki parlak yıldızlar tarafından aydınlanarak bir renk ortaya çıkarıyorlar ve her gazın da bir rengi var. Hidrojen kırmızıdır örneğin. Siz kendi renkleriyle paylaşırsanız o nebulayı yine fotoğraflamış olursunuz ama şekli daha iyi ortaya koymak için farklı renklerde atanabiliyor filtreler kullanılarak. Bu da işin dediğim gibi astrofotoğraf sanatı kısmına geliyor aslında. O şekli dediğimiz gazın evet. Ve tozun yayıldığı alan, kapladığı hacim mi evet. Kastediyoruz değil mi? Evet. Yani. Örneğin rozet bulutsusunda şimdi işin sanat kısmı dediğim gibi bir rozet bulutsusu fotoğrafladım. Fotoğrafa bakan kişilerin bir kısmı korkunç bir kuru kafa görüyorken bir kısmı sevimli hayalet Casper gördüğünü söyledi fotoğrafta. Aslında ortadaki yuvarlığı sağ göz olarak düşünenler kuru kafa gördü. Sol göz olarak düşünenler Casper'ı gördü. Dediğim gibi o şekli ortaya koymak. Bu da aslında evrimsel bir süreç. Beynimizde fusiform gyrus diye bir bölge var ve cansız objeleri insan silüetine benzetiyor beynimiz. Evrimsel süreçte bize getirilmiş katkılardan bir tanesi bu da. Bu sayede çektiğim bazı bulutsularda insanlar yüz görebiliyor. Örneğin peçe bulutsusu çektiğimde onu paylaştığımda da kimisi Atatürk'ü gördü, kimisi Joker'i gördü, kimisi peçeli bir adam gördü. Bu da aynı şekilde biz doğada gördüğümüz cansız cisimleri zaman zaman insan silüetine benzetiyoruz. Bu da geçmişten gelen bir alarm dürtüsü aslında. Evrim bizi takip ediyor yani. Peki bir soru daha merak ediyorum. Yani yıldızlardan nebula dedik. Nebula yıldız değil miydi? Ben öyle hatırlıyorum. Ya da işte hangi evresidir? Güneşten farkı nedir? Bizim yıldızımızdan bu yıldızların da bir evrimi var. Ve o nedir tam olarak? Tabii aslında işte biraz önce de söylediğim gibi neye bakarsanız sizin dünyanız orası oluyor. Mikroskopla bir hücrenin içine bakarsanız hücrenin içi sizin dünyanız artık. Çekirdeğinde meydana gelen olaylar, sitoplazmasındaki olaylar, işte hücrenin doğuşu, ölüşü, yani bunların tamamı artık sizin olayınız, dünyanız orası. Teleskopla uzaya baktığımızda da biz yıldızların doğumunu, ölümünü görebiliyoruz aslında. Örneğin dünyamıza en yakın yıldız oluşum bölgesi Orion'un fotoğrafladım. Orada yıldızlar oluşuyor Orion Nebulası'nda. O gazlar bütünleşerek yıldız oluşumu meydana geliyor. Ya da Jellyfish Nebula, deniz anası bulutsusunda da bir yıldızın süpernova ile patlayıp ortaya bıraktığı artık gaz ve bulut gaz yapıyı görüyoruz. Ölümü görüyoruz. Aslında canlılık dünyada olduğu gibi evrende de var ve çok çok hızlı ilerliyor. Evrenin büyüklüğünü de düşündüğümüzde neden sadece yıldızlar yaşayıp ölsün? Başka canlılık da olabilir. Heyecanı zaten bambaşka bir noktaya götürüyor beni. Bunları hele bir de karanlık bir ortamda güzel bir müzikle, keyifli dostlarınızla yıldızlara uzanıp bakarken düşünmek bambaşka bir terapi. Ve evrimi de canlılığı da gökyüzünde böylece bulabiliyorum. Yani çok minik bir şey daha soracağım. Bu gözlemcilik, yani diğer kısma geçmeden önce, bu gökyüzü gözlemi daha basit aletlerle de yapılabilir mi? Yani ben dürbünle hani kuş gözlemi de yapıp en azından Jüpiter'e bakabilirim falan diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Kesinlikle. Bana özellikle böyle fotoğraflarım daha çok elden ele paylaşılmaya başlanınca çok fazla 4 yaşında çocuğum var. Hangi teleskopu alayım? İşte uzaya çok meraklıyım, teleskop almak istiyorum, ne alayım? Soruları çok geliyor. Birinci önerim zaten daha önceden bir teleskopla gökyüzüne bakmadıysanız lütfen gidip internetten vesaire teleskop almayın hemen.
Baktığınız objeler bizim fotoğraflarımızdaki gibi görünmeyecek. Siyah beyaz, sönük, sadece bir şey göreceksiniz. Yani bir başlangıç seviyesi teleskopla Jüpiter'e baktığınızda böyle fotoğraflardaki Jüpiter'i görmeyeceksiniz. Bir beyaz nokta göreceksiniz yine. O yüzden benim tavsiyem, gökyüzünde gözleme başlayanlar için en büyük tavsiyem dürbün. Arabanın torpidosuna atılabilir, çantada gezdirilebilir. Şehirler arası gece yolculukları karanlık alanlar için harika yerlerdir. Durup bir mola verip sevdiğinizin elini tutup şöyle bir play dese bakabilirsiniz. Yani bu gerçekten keyifli bir gözlem olur. Ama teleskop daha ağırdır, hantaldır, kullanılması da zordur. Birçok teleskop alan dostum ayı bulamadı gökyüzünde. Yani kocaman dolunayı teleskopla bulamadı. Çünkü tecrübe ister. Bu tecrübe de işte gözlem için dürbünle başlamak çok iyidir. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi dünya dönüyor. Dolayısıyla baktığınız teleskopla şu an baktığınız cisim bir dakika sonra orada değil, başka yerde. Onu tekrar bulmanız lazım, takip mekanizması lazım. Bunlar da ekstra maliyet. Ama dürbün olursa elinizde ufak takip de yapabilirsiniz. İlk etapta hem kuş için, hem yeryüzü için, hem gökyüzü için kullanmak için harika bir obje dürbün. Onu tavsiye ediyorum ben. Peki o zaman biraz yavaş yavaş ilerleyelim. Biraz daha bugünle ve dünyayla ilişkisine doğru gelirsek. Yani sen gökte biraz başlangıçta söyledin ama merak ettiğin şeyleri, yani evrimden oraya uzandım, biyolojiden oraya uzandım dedin ama daha somut olarak şunu da merak ettim, şöyle de ilerledim, şu beni tetikledi diyeceğin şeyler benim bilimsel dünyaya, bilime bakışımı geliştirdi dediğin noktalar nelerdir? Onu soralım. Yani en büyük sebebi biliyorsunuz bir söz var. Mikroskop insanın ne kadar değerli olduğunu, teleskop ise aslında ne kadar değersiz olduğunu gösterdi diye. Şimdi ben özel sektörde çalışıyorum ve bir şirkette satış şefiyim şu an. İhalelerle boğuşuyorum. Bir hedeflerim var, satış yapıyorum. Dolayısıyla nispeten hepimizinki gibi stresli de bir işim var. Ve günlük hayatın stresleri de çok Türkiye koşullarında malum. Bunlardan uzaklaşabilmek için doğaya gitmek, karanlığa gitmek, sessizliğe gitmek, sakinliğe gitmek inanılmaz keyifli. Kamp yapmayı da çok seviyorum. Biyoloğum zaten, doğada olmayı seviyorum. Çocukluktan gelen astronomi merakım da var. Yani birçok bilim dalına merakım var ama astronomi her gün geliştiği için, örneğin bir kuyruklu yıldız geliyor, sabahın 3'ünde sizi yollara döküyor izleye görebilmek için. Çok keyifli benim için. Bunun dışında görünmeyen bir cismi görünür hale getirmek, incelemek, bakmak çok keyifli. Ya bu tüm aslında hepsi birleşip bir tutkuya dönüşüyor insanda. Uzayda yaşam var mı yok mu sorusu. Evrenin büyüklüğünü anlamak, dünyanın konumunu merak etmek, bunu gözlemlemek çok keyifli. Beni bütün bu dünyevi streslerden uzaklaştırıp aslında bir çeşit terapi, bir çeşit arınma seansı gibi doğada sessiz sakin, hele bir de yanımda sevdiğim dostlarımla olduğumda, ki astrofotoğrafçılık serüveni bana gerçekten çok iyi dostlar da kattı, dolu dolu insanlar kattı ve uzaya olan merak da gördükçe artıyor. İlk çektiğim fotoğraftaki heyecanımla şu ankini halen koruyorum ve hep şunun heyecanındayım. Evet, yorgunluk oluyor, 3 gece, 4 gece, 5 gece uykusuz kalıyorsunuz zaman zaman ama dönüp kamptan İlk iş gününe izinden döndüğümde, gittiğimde sanki ben aylarca dinlenmiş gibi gidiyorum. Çünkü o heyecan hiç bitmiyor ve bulutlar gitsin de yeniden çekim yapayım diye merakla bekliyorum yine. Anladım, evet. Ben şimdi seni biraz daha buraya doğru, dünyaya doğru çekiştireceğim tabii. Dünya ile uzay arasındaki mesafeyi kapatmak, yani biraz evet... biraz sıyrılma dünyadan, kendini hani dünyanın dertlerinden kurtarma kısmı da var, böyle de düşünülebilir ama ben mesela şöyle düşünüyorum, aslında bu dünyanın ne kadar yaşanılası bir yer olduğunu, öğrenmenin, keşfetmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu bize hatırlatıyor. Yani hep kötüye bakarak yaşayamazsınız zaten, birazcık uzaya baktığınızda ya da işte sevdiğinize baktığınızda ya da dostunuza sırtınızı dayadığınızda, insanlığın tarihine baktığınızda ve güzel şeyleri, başarıları, keşifleri gördüğünüzde ve
Bunun işte bir parçası da uzay gerçekten. Yaşamın yaşamı değiştirmek için enerji buluyoruz aslında diye düşünüyorum ben. Daha dünyayla bağlı bir yanı var diye hissediyorum hep. Ya sence biz uzayı fetih mi ediyoruz yoksa keşif mi ediyoruz? Yani biz burada mesela biz kelimesi biraz tehlikeli. Ben insanlık demeyi her zaman çok sevmem çünkü bazen şirketler ve insanı ayırt etmek gerektiğini düşünürüm. Mesela örnek vereceğim çünkü uzaya araba göndermek, keşfetmek için ne anlam taşıyor? Eğer buna dair fikrini söylersen sevinirim. Yani tabii o bir reklam kampanyası aslında. Şimdi araba deyip geçmiyoruz. Hangi arabanın, hangi modelin gittiğini, kimin gönderdiğini hepsini biliyoruz artık hepimiz. Dolayısıyla o evet bir reklam kampanyası. Çok ciddi paralar akıtıyorlar aslında. Uzay araştırmaları için, roket tasarımları için, sistemler için. Burada seninle de yazıştık, konuştuk. Önemli olan uzaya gittiğimizde ne diyeceğimiz. Örneğin orada bir yaşam varsa ne diyeceğimiz çok önemli. Merhaba, biz dostuz, yoldaşız, tovarış mı diyeceğiz? Yoksa biz dünyayı tükettik, petrol bitti, para da lazım. Biz geldik mi diyeceğiz? Şimdi bu çalışmaların neye hizmet ettiği tabii ayrı bir muamma ama bilimsel çalışma ilerlemeli, devam etmeli. Kesinlikle buna katılıyorum. Sadece eğer aranan kan uzayda bulunması durumunda aslında gelişmiş ülkelerle gelişmeye çalışan ülkeler arasındaki uçurum da çok ciddi bir şekilde açılacağını düşünüyorum ben. Böyle dünyaya dönüp tekrar onları düşündüğümde ufak bir korku da salıyor aslında orada içimi. Ama umarım dost deriz, yoldaş deriz yani gittiğimizde uzaya. Kozmos'ta bizden başka düşünen var mı? Bize benzer mi? Bilmiyorum. Belki bizden güzeldir. Biz ona benzer mesela. Ama çayırdan nazik. Belki de akarsuyun şarkına benzer. Belki çirkin bizden. Karıncaya benzer mesela. Ama traktörden iri. Belki de kapı gıcırtısına benzer. Belki de güzeldir. Bizden ne de çirkin bazı belki. Belki tıpatıp bize benzer. Yıldızların birinde, hangisinde bilmiyorum. Yıldızların birinde konuşacak elçimiz. Hangi dilde bilmiyorum. Yıldızlardan birinde konuşacak elçimiz onunla. Tovarış diyecek, söze böyle başlayacak biliyorum. Ne üst kurmaya geldim yıldızınıza, ne petrol, ne yemiş, ne yemiş imtiyazı istemeye. Kola satacak da değilim. Selamlamaya geldim seni, yeryüzü umutları adına, bedava ekmek, bedava karanfil adına. Mutlu emeklerle, mutlu dinlenmeler adına. Yarın yanağından gayrı, her yerde, her şeyde hep beraber diyebilmek adına. Evlerin, yurtların, dünyaların ve kozmosun kardeşliği adına. Çok güzel, yani sağ olasın. 70 yıl önce neredeyse böyle bir coşkuyla yazabilmek. İnsanlığın tabii çok eski bir hayali yani uzaya çıkmak ve orayı keşfetmek. Hani üzerimizde yaldızlı bir battaniye gibi düşünürsek gökyüzünü mavi bir atlas veya çok etkileyici. Peki Uygar, bu heyecanlı ve güzel sohbetin için ve bizimle paylaştığın fotoğraflar için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz bütün Bilim Aydınlanma ekibi adına, Sol ekibi adına. Herkese uzaya, yukarıya, göğe bakmayı, inandığı şeyler için yürümeyi dilediğimiz bir haftayla bitirelim diyorum. Tekrar teşekkürler geldiğin için. Ben de teşekkür ediyorum. Umarım daha sağlıklı, güzel günlerde gökyüzü kamplarında da bir araya geliriz. Hep beraber de başımızı yukarı kaldırıp göklere bakabiliriz. Dinleyenlere de izleyenlere de çok teşekkür ediyorum şimdiden.